Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Osmanlı Beyliği serimizin 8. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümün sonunda Anadolu'ya artık sonunda akınlarımızı başlattık. Karamanoğulları Beyliği'ni ve onun yanında birkaç beyliği daha elimize geçirmeyi, Osmanlı Devleti sınırlarına katmayı başardık ve bu başarıların ardından sonunda yani böyle gerçekten onlarca yıldır düşmanımız olan ama bir türlü göz göze gelemediğimiz, bir türlü o burun buruna gelemediğimiz Memlük Sultanlığı'yla sonunda genişçe bir sınır kurmuş bulunduk. Ve bugün ilk işimiz ne Eretna, ne Bafra, ne de Trabzon. Direkt olarak Memlük'e gireceğiz. Çünkü biz beklediğimiz sürece Memlük güçlenmeye devam ediyor. Memlük yakında teknolojisini iyice geliştirecek, şu toprakları iyice kolonize edebilecek vaziyete gelecek. Memlük daha fazla genişlemeden, daha fazla güçlenmeden önce bizim artık Memlükleri halletmemiz lazım. Aksi takdirde Memlük daha da güçlenecek ve bizim onları ele geçirmemiz daha da zor bir vaziyet haline gelecek. Kesinlikle şu anda tek yapmamız gereken Memlüklere saldırmak. Fakat geçtiğimiz bölümde de kendimize koyduğumuz ordu sisteminde söylediğim gibi garnizonlarımızı, beyler beyliklerimizi kesinlikle kullanmıyoruz abi. Sancak beylerimiz aynı yerlerinde kalacaklar. Kastamonu Sancak Bey, İzmir Sancak Bey, Üsküp, Plevne, Belgrad Sancak Bey, bunların hepsi aynı yerlerinde kalacaklar ve ülkeyi korumaya devam edecekler. Biz onların dışındaki ordularımızla Memlük Sultanlığı'na bir savaş ilan edeceğiz. Memlük'ün ekonomisi 1.6 milyon. Dolayısıyla bizim şu ana kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin görmediği bir sayıda ordu toplamamız gerekiyor. Yani 1 milyonun üzerinde bir ordu toplayacağız dostlar. Toplayacağımız bu 1 milyonun üzerinde orduyla yani öyle ümit ediyorum ki en azından bir 1520-1525 yıllarına kadar Memlük seferine çıkmayı ümit ediyorum abi. Mısır'a varacağız inşallah, hadi bakalım. Memlük savaşında şöyle bir şey yapacağız. Memlükleri deniz olarak hem Akdeniz'den direkt kuşatacağız hem de karadan çok güçlü saldırılarla Memlüklere nefes aldırmayacağız. Şimdilik ordularımızı bir Konstantiniyye'ye çekip asimilasyonlarımızı başlatalım. Sonrasında hemen ordu basım işlemlerimize başlayacağız. Mallara verdiğimiz parayı da keserim. Aynen öyle, çok güzel. Karamanoğullarından aldığımız topraklar gerçekten Anadolu'nun bağrındaki topraklar. Asimilasyonları tamamlandığı halde bize sağlam bir ekonomik olarak artı kazandıracaktır diye tahmin ediyorum. Hem ekonomik olarak hem de istihdam devrinin nüfus açısından güzel bir artı kazandıracaktır diye ümit ediyorum. Bakalım ne kadarlık bir artısı olacak bize. Hep beraber göreceğiz. Evet, bütün asimilasyon işlemlerimizi yine tamamladık. Her şeyimiz yine hazır. Şu anda elimizde sancak beylerimiz hariç 135 binlik bir ordu bulunuyor. Bunun sayısını tabii ki arttıracağız. Nerelerden basabiliriz orduları? Biraz daha Karadeniz taraflarından ve ooo hocam buradan bayağı iyi ordu çıkar. Buradan bayağı iyi ordu çıkar. Yani Sırp toprakları harbiden el değmemiş. Böyle tamamen ham, insan el değmemiş, ayak basılmamış topraklar gibi adeta. Hani hayvan gibi ordu çıkarabiliyoruz şu anda biz bu bölgeden. Gerçekten muazzam, çok iyi. Buradan bir kere daha ordu çıkaralım abi. Ya sonuçta Memlük seferi gibi Osmanlı Devleti'nin dönüm noktalarından bir tanesi olacak bir sefere gidiyoruz. Mısır seferi bizim için gerçekten hani şu anda her şeyden daha önemli. Dolayısıyla Sırbistan'daki nüfusu bunun için feda etmek bence çok daha sürpriz, şaşılacak bir durum olmaz açıkçası. Sırbistan'daki nüfusu gerçekleştireceğimiz Mısır seferi için şu anda feda ediyoruz abi, açıkça söylemek gerekirse. Evet, hepsini İstanbul'a çekelim. Şimdi birazcık da Karadeniz civarlarından toplayalım orduları. Yani nüfus açısından bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. Zaten fazla sayıda toprağımız olduğu için hani bir savaşta Ege'den basarsak, bir savaşta Akdeniz'den, bir savaşta Karadeniz'den basarsak, bir savaşta Balkan'dan yani bir şekilde hallediyoruz abicim. O açıdan sıkıntı çekmiyoruz. Fakat ben diyorum ki aslında Antalya Sancak Bey'imizi bence Mısır seferine katabiliriz. Yani 50 binlik Antalya Sancak Bey'imizi bence Mısır seferine katabiliriz abi. Memlük seferine katabiliriz. Zira zaten o bölgelerde bulunan bir sancak beyi. Madem o kadar yakın, o kadar yakın bulunduğu bu bölgede gerçekleşen önemli bir savaşa da bence destekte bulunabilir yani. Bence bunda bir sakınca yok. Fakat Antalya sancak beyimizi hariç herhangi bir sancak beyimizi, beyler beyimizi yerlerinden kıpırdatmayacağız. Onlar kendi bölgelerini savunmaya, korumaya devam edecekler. Şöyle devam edelim bakalım orduları toplamaya. Toplam kaç bin ordu oldu Konstantiniyye'de bilmiyorum ama epey sağlam bir ordu topladık açıkçası. Şöyle buradakileri de toplayalım seri bir şekilde. Çok iyi abi, çok iyi. Muazzam. Burada da toplam aynen öyle 140 binlik bir ordu daha toplamışız. Toplamda şu anda elimizdeki ordu sayısı 700 bini geçti. Aynen öyle. 724 binlik bir orduya sahibiz şu anda. Hala da Sırp taraflarında, Sırbistan'ın kuzey kesimlerinde basılabilecek gayet güzel ordu nüfusları var. İstihdam devrinin nüfuslar var. Buralardan biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Çok güzel. Ya öyle zannediyorum ki bir iki ordu basım işlemiyle beraber ordu sayımızı 1 milyona tamamlarız gibi görünüyor. Memlük seferine giderken de 1 milyondan düşük bir orduyla gidersen adamlar seni yenilgiye uğratırlar.
adamlar o çöllerin müdavimi kardeşim yani. O çölleri bizden çok daha iyi bildikleri gayet net. Ve dolayısıyla Memlüklere, Memlüklerin arazisinde kafa tutmak için güzel bir orduya sahip olmamız gerekiyor. Şöyle devam edelim orduları toplamaya. Evet, çok güzel. Bayağı sağlam bir ordu daha topladık. Bakalım kaç ordumuz oldu. Evet, burada da 200 binlik bir ordu daha oldu. Toplamda 925 bini geride bırakan bir ordu sayısına sahip olduk. Biraz daha gerçekleştirelim ordu basım işlemleri. Çok az kaldı gerçekten. 1 milyonu tamamladığımızda artık bence savaşa hazırız demektir. Yavaştan orduları sınırlara göndermeye başlayabiliriz. 1 milyon kişilik Osmanlı ordusu. İşte Osmanlı tarihinin 1356 yılından bu yana gördüğü en büyük ordu abicim şu anda karşınızda durmakta. Canlı canlı görüyorsunuz abicim. Evet, şimdi kaç ordu daha eklememiz gerekiyor buraya? 878 mi? Abi 10 fazla oldu, tamam, güzel. Evet, toplamda 1 milyonluk bir orduyla Memlük seferine hazırız abi. Şimdi planlarımızı şimdiden oluşturmaya başlayalım. Bu 1 milyonluk ordunun 800 bini Kara Savaşı'nda görev alacakken 200 bini ise Akdeniz'de görev yapacak. Akdeniz'e yollayalım seri şekilde orduları. Kıbrıs'ı Akdeniz için bir üs olarak kullanabiliriz. Akdeniz'e göndereceğimiz ordular için. Şöyle efendim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 adet sınır bulunuyor. Şöyle 200 bin bölü 8 yaptığımızda her bir sınıra 25 binlik bir ordu düşecek. Her bir deniz sınırına 25 binlik ordular düşecek. Bu yerleştireceğimiz ordular bir süreliğine Memlükleri Akdeniz'de durduracaktır diye tahmin ediyorum. Fakat eğer bu 25 binlik orduları delerlerse diye gerideki topraklara da birazcık ordu yerleştireceğim. Nasıl? Hemen şöyle yapayım. Göstererek direkt yapayım abicim, halledelim. Aynen, şurada da basalım. Evet, gayet güzel. Hepsini toplayalım abicim şu bölgede. Tamamdır, sen de gel. Sen de gel. Evet, çok iyi abicim. Burada 38 binlik bir ordu daha oldu. Antalya ve civarlarından da birkaç tane ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Evet, yeterli, tamam. Tamam. Toplamda 59 binlik bir ordu. 59 bin de şöyle olacak abicim. 30 bin, 30 bin şu bölgelerde bekleyecekler. Aynen öyle. Yani öndeki bizim savunma setimizi aşarlarsa bu sefer gerideki 30 binlik ordularımız, donanmalarımız devreye girecek. Bu donanmalar görevlerini ifa edecekler. Ve Memlük donanmalarını bir şekilde Akdeniz'den geçirmeyeceğiz abi. Süveyş kanalını da kullanabiliriz kesinlikle. Yani şöyle yapalım. Süveyş kanalına ordu yerleştirmemize gerek yok ama Süveyş kanalının bir ucunu kesinlikle kontrol altında tutmamız lazım. Memlüklerin bu bölgelerden, Hicaz'dan vesaire ordu getirerek Süveyş'ten ordu geçirmelerine izin vermemeliyiz. Şimdi kaç tane sınırımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 adet sınırımız bulunuyor. Şöyle 800 bin bölü 7 yaptığımızda her bir sınıra yaklaşık olarak 115 binlik bir ordu düşecek. Evet, şöyle hemen yerleştirelim abicim ordularımızı. Çok güzel, çok güzel. Muazzam. Yalnız yerleştirdiğimiz ordunun sayısı gayet iyi. Gayet iyi. Şöyle 115 bin daha. Tamamdır, son toprağı da yerleştirdik. Fakat şöyle baktığımızda aslında Memlüklerin sahip olduğu ordu sayıları kesinlikle daha iyi. Şöyle yapalım abi. Kale inşa edelim yine biz her bir sınıra. Genel olarak zorlanacağımızı tahmin ettiğimiz savaşlarda yaptığımız bir taktik olan savunma savaşı taktiğini gerçekleştireceğiz bu savaşta da. Savunma savaşıyla Memlük ordularının saldırmasına izin vereceğiz. Kendilerinin saldırılarını inşa ettiğimiz kalelerde engelleyip sonrasında biz Memlük ordusunu zayıflatmış, kendimizi iyice yüceltmiş bir şekilde saldırılara geçiş yapacağız. Bu bizim genel olarak her savaşta kullandığımız, her zorlu savaşta kullandığımız taktiktir. Kanalı uzun zamandır izleyenler bilir. Şöyle hemen son kaleleri de inşa edelim. Evet, bütün kalelerimiz şu anda 2 seviyeye çıktı. Şu anda Memlük'le dost medeniyet miyiz? Hayır, neden ordularını görebiliyoruz? Çünkü galiba bazı bölgelerde aynen öyle gözetleme kulelerimiz var. Yine de biz ne olur ne olmaz bütün topraklara gözetleme kulesi inşa edelim. Ne olur ne olmaz abi, biliyorum gereksiz ama olsun. Şöyle hepsine inşa edelim abi. Heh, gayet güzel, tamam. Artık bütün ordularını görebiliyoruz Memlüklerin. Savaşa başlamadan önce asimilasyonları da tam olarak tamamlamak adettendir. Böyle hepsini bir tamamlayalım. Evet, gayet güzel. Artık her şeyimizle savaşa hazırız. Gerek finansman, gerek elimizdeki para, gerek ordu sayılarımız, gerek donanmamız olsun, şu anda her şeyimizle Memlük seferine hazırız dostlar. 1516 Osmanlı Memlük Savaşı an itibariyle başlamıştır abi. Evet. Ya aslında buna Ridaniye Savaşı da diyebiliriz. Ben galiba başlığı Ridaniye Savaşı diye atacağım. Bir dakika, Ridaniye tam olarak kaç yılındaydı? Şöyle bir bakalım abi. O da 1517'deymiş. 22 Ocak 1517'de. Oğlum bir dakika, Ozan Savaşı'na 1517'de girelim ya. Tam Ridaniye Muharebesi. Oğlum sanki gerçekten tarihsel gidiyormuşuz gibi hissediyorum ya. Çünkü tam olarak aynı tarihte giriyoruz yani. İnanılmaz bir tesadüf.
Ben 1512 diye biliyordum Ridaniye'yi, o yüzden şey yapmadım başta. O tarihte girelim demedim. Evet. Bir dakika. Evet, 22 Şubat. 22 Şubat 1517 tarihine geldi artık yıllar. Ve Ridaniye Muharebesi, Osmanlı Devleti ve Memlükler arasındaki Ridaniye Muharebesi an itibariyle başlamıştır dostlar. Bakalım Memlükler mi daha güçlü yoksa Osmanlı Devleti mi? Bakalım hilafet kimin eline geçecek, hep beraber göreceğiz. Biliyorsunuz Ridaniye Savaşı ile beraber hilafet tarihe bakılırsa Osmanlı'nın eline geçti. Fakat bu savaşta neler olacak, neler bitecek hiç belli olmaz. Hep beraber neler olacak, neler bitecek göreceğiz dostlar. O halde ilk durumumuzu atlayalım ve Memlük saldırılarını şöyle bir savunma hattımızda karşılayalım bakalım. Haydi. Evet, güzel, güzel, çok iyi, muazzam bir savunmayla başladık. Gerçekten harika bir savunmayla başladık. Birazcık daha ordu basım işlemleri gerçekleştirelim. Birkaç kez daha saldırmalarını bekleyelim. Zaten Memlükler, sizler de fark etmişsinizdir, en yüksek sayıda ordularını Osmanlı'nın sınırlarında konuşlandırmış. Onun haricindeki diğer ülkelerin sınırlarında bu kadar çok ordusu yoktur diye tahmin ediyorum. Yalnız şu donanmanın büyüklüğü şaka mı aga? Bu donanmanın büyüklüğü şaka mı aga? Bu ne böyle? Oğlum buradan mümkün değil, geçemezler. İmkansız yani. Bir dakika, şu anda ilk savunma hatlarını kırdığımıza göre bence yavaştan İlk dalgayı, ilk hücum dalgasını gerçekleştirebiliriz. Şuradan da saldırmalarını bekleyelim. Aynen öyle, onu bekliyordum. Çok güzel. İlk dalgayı başlatıyoruz abi. İlk saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bakalım ne kadar başarılı olacak bu saldırılar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Neredeyse kayıp vermedik. O kadar güzel oldu yani. Neredeyse kayıp vermedik harbiden. Muazzam bir başlangıç. Gerçekten Ridaniye Muharebesi Osmanlı Devleti'nin zaferleri, başarılarıyla güzel bir başlangıç yaptı. Şöyle şuradan da bir saldırı yapalım. Ordularımızı da iyice ileride biriktirelim. Şöyle 190 bin ordu buraya gelsin. Aynen öyle, geri kalan da buraya gelsin. Evet, çok güzel abi. Oo, buradaki ordu sayıları 80 bine çıktı bir anda. O zaman birazcık ordu kaydıralım abi. Aynen öyle. Hatta buraya da geriden destek yollayalım. Çok mantıklı. Maalesef bu bölgelerdeki istihdamlı nüfus oranımız gerçekten düşük. Bu sebeple ordularımıza seri bir şekilde yardım gönderemiyoruz. Ama ben bunun bizim için büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle yapalım. 100 bin orada buraya doğru kaydıralım. Aynen öyle. Güzel, donanmalarımızı hala aşamamışlar gibi görünüyor. Şöyle. Oğlum bir çılgınlık yapıp bütün donanmalarla çıkarma atsak ne olur? Harbi ne olur lan? Yok yok, hayır, şimdi değil. Önce birazcık şu anda gerçekleştirdiğimiz kara savaşında yıpratalım rakibimizi. Sonra o çıkarmaları atmayı düşünürüz. Yani Memlükleri biraz daha yıprattıktan sonra o çıkarmaları gerçekleştirmeyi düşünürüz abi. Aynen öyle, bence kesinlikle daha mantıklı. Devam. Aman. Ha tamam, güzel, aldık orayı, muazzam abi. Ama hala ellerindeki ordu sayısı çok yüksek. O sebeple oraya birazcık daha destek yollamamız gerekiyor. Şöyle birkaç ordu basım işlemiyle de iyice destekleyelim. Bence bu bölgede fazla bir güçleri yok. Yani bence bu bölgede ilerlemeye başlayabiliriz abi. Aynen, şöyle yavaştan başlayalım bence bu bölgede ilerlemeye. Şu ana kadar donanmalarımıza hiçbir kayıp verdiremediler. Çünkü denize hiçbir ordu çıkarmaya yeltenmediler herhalde. Yani şöyle şu kıyıdan bakıp şu donanmaları gördükten sonra ben olsam ben de denize bir ordu çıkarmazdım galiba. Devam. Evet, çok güzel saldırılarını karşıladık. Orayı maalesef geri ele geçiremedik. Olsun, olsun. Hemen hemen geri almasını biliriz abi. Şuraya 15 binlik bir ordu yerleştirelim. Buraya da yine 15 binlik bir ordu kaydıralım. Aynen öyle. Birkaç da üzerine ordu basım işlemiyle destekleyelim. Bu bölgeden zaten devam edebiliriz. Bu bölgede herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Güzel. Güzel. Laskiye sınırlarına kadar inmek üzereyiz. Güzel bir başlangıç. Yıllar da artık yavaş yavaş 1518'e yaklaşıyor. Savaşın neredeyse ilk bir yılını geride bırakmak zorundayız ve... zorundayız ne lan? Üzereyiz. Ve şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ilerleyiş bence hiç fena değil. Güzel bir ilerleyiş. Yani Mısır gibi, Memlük gibi güçlü bir devlete karşı böyle kısa bir sürede Laskiye'ye kadar ilerlemek bence başarı isteyen bir iş. Evet, şu anda savaşın geneli hiç fena görünmüyor. Devam. Oo, çok sağlam bir orduyla saldırdılar. Ama onu da engellemeyi başardık. Çok güzel. Ulan keşke orayı da alsaymışız. Nasıl atladık lan biz orayı? Orayı nasıl atladık lan biz? Tamam abi, şimdi ileri cephedeki ordu sayılarımız birazcık azaldı. Oraya birazcık destek yollamamız lazım. Artık bu denizi de tamamen kontrolümüz altına aldığımıza göre bu 25 binlik orduyu karaya çıkarabiliriz. Ya siz madem bir saldırı yapmıyorsunuz kardeşim. Yani harbiden normalde atmayacaktım bu çıkarmayı. Ama adamlar hiç saldırı yapmayacak gibi görünüyor. Yani şu çıkarmaların birkaçı bile başarılı olsa, sadece birkaçı, bayağı büyük bir üstünlük elde ederiz biz aslında Memlüklere karşı. Nasıl yapalım burayı? Şöyle 7, 14. Evet, maalesef hareket puanımız bitti. Devam. Çok güzel, çok güzel.
Evet, başarılı, başarılı, başarılı. Güzel güzel, fena değil bence. İyi çıkarmalar attık, güzel. Birkaçı başarılı oldu abi. İyi bir başlangıç bence çıkarma için. Şimdi buradaki orduyu buraya çekelim. Tamamdır. Şimdilik daha fazla çıkarma denemeyeceğim. Anlaşılan o ki bu adamların hala çıkarmalarımızı engelleyebilecek güçleri var. Bir test etmiş olduk diyelim. Donanmalarımızı bir test etmiş olduk ve gayet de başarılıydı bence. Ben daha fazla kayıp bekliyordum. Hatta bu toprakların hiçbirini alamayacağımızı düşünüyordum. Fakat beklediğimden iyi oldu bence çıkarmalarımızın başarısı. Güzel, çok iyi. Artık Şam'a kadar indik abi. Şu anda Şam'ın sınırlarındayız gördüğünüz üzere. Bu tur yaptığımız saldırılar eğer başarılı olursa Suriye eyaletinin en değerli toprağı olan Şam toprağına giriş yapmış olacağız. Şöyle devam edelim ilerlemeye. Buraları da hatta hemen bir kolonize edelim bence. Hemen hemen hemen. Hiç beklemeye lüzum yok, gerek yok. Burası hariç. Buraları etmeyelim. Buralar çünkü hala Memlük sınırında, aynen öyle. Çok güzel abi ya, muazzam ilerliyoruz ya. Umarım bu şekilde devam eder, umarım. Sen hatta birazcık destek yola şöyle çıkarmayla, aynen öyle. Tamamdır, devam edebiliriz abi. Yalnız şuradaki ordunun sayısı çok düşük. Yani 1000 orduyla orada hiçbir şey yapılmaz. Direkt alırlar o toprağı, zora sokarız kendimizi. Oraya birazcık destek yollamak lazım. İyi ki de yollamışız. Geri alabilecek miyiz? Aldık. Hem de yani 0 ordu kaldı o bölgede elimizde. 0'a karşı aldık, muazzam. Muazzam, böyle devam koçum. Tamamdır, artık bu orduda geldiğine göre sen de çıkarmanı atabilirsin. Yani mantığı anlamışsınızdır sanırım. Memlün deniz sınırlarını ele geçirdiğimiz bölgelerdeki donanmalarımızı artık çıkarıyoruz. Topraklarına çıkarıyoruz. Çünkü zaten bu bölgeye artık çıkarabilecekleri bir donanma yok Memlük Devleti'nin. Aslında bu çok mantıklı bir hamle bence. Çünkü biz ilerledikçe donanmalarımız da kara savaşında destek vereceği için kara savaşında sahip olduğumuz ordu sayısı gitgide artıyor. Hani bence gayet mantıklı bir hamle, gayet mantıklı bir taktik. Devam edelim. Çok güzel. Geriden gelen ordularımız yine desteklerini vermeye devam ediyorlar. Evet, o bölgeyi de artık tamamen ele geçirdiğimize göre bunları da kolonize edebiliriz. Çok güzel abi. Yani kısa bir süre içerisinde gerçekten muazzam bir ilerleyiş. Şu anda 22 Şubat'ta başladığımız savaşta 8 Şubat 1518 tarihine varmış bulunmaktayız. Aradan tam olarak neredeyse bir sene geçti. Geçen bir sene içerisinde Şam'ı bile geçtik abi. Gerçekten güzel ilerleyiş. Ama bir süre ilerleyişlerimizi duraklatıp gerideki ordunun gelmesini beklersek bence bizim için daha hayırlı olur. Şimdi şu taraftaki ordular bu bölgeye bir set kuracaklar. Bu bölgedeki setin adına Laskiye seti diyebiliriz. Laskiye setinden Memlük ordunun geçmesini engellemek adına yaklaşık olarak 40 binlik bir orduyu görevlendiriyoruz. Onun haricinde şuradan aslında ilerlemeye çalışabiliriz. Aynen, mantıklı olur. Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. Toprağa da devam et buradan. Tamam, birkaç tur daha bekleyeceğiz gerideki ordunun gelmesi adına. Şöyle hepiniz gelin kardeşim. Bekliyorum. Çok güzel, bu bölgeden harbiden bayağı iyi ilerliyoruz. Hatta buradaki ordu artık destek verebilir. Çünkü deniz sınırlarını tamamen ele geçirdik. Az önce bahsettiğim gibi. Tamam, bu tur da bizim için bir hazırlık turu olsun. Çok güzel, çok güzel. Her ikisi de başarılı. Oo, donanmamızı aşmayı başarmışlar. Bak sen şu işe. Bak sen şu işe, donanmamızı da aşarlarmış. Vay vay vay. Güzel, tamam, biz burada o zaman ilerleyişleri iyice hızlandıralım. Eğer bu tur saldırılarımız başarılı olursa, hatta bir dahaki tur, özür dilerim, Kudüs'e gireceğiz artık. Devam. Muazzam muazzam oğlum, çok iyi gidiyoruz ya. Denizdeki orduyu hallettik mi? Sadece 86'lık bir ordu kalmış, 100 ordu göndersek bile yeterli olacaktır. Devam edelim ilerleyişlerimize, bu 14 binlik ordu buraya gelsin. Aynen öyle. Çok iyi, artık sen de çıkarmaya destek verebilirsin. Kara savaşına, özür dilerim, destek verebilirsin. Şöyle devam edelim. Yine geride bir ordu kaldı maalesef. Ama artık ilerleyişe dur demememiz lazım. Bu kadar iyi bir şekilde bir momentum yakalamışken durdurmamak gerekiyor kesinlikle. Devam edelim. Muazzam abi, muazzam. Kudüs'e de girdik artık. Kutsal topraklar bizim elimizde. Çok iyi bir ilerleyiş gerçekten. Devam edelim. Buradan da devam edelim. Sen de artık destek versem. Yok, şimdi değil. Şu Matruh toprağında geçtikten sonra artık bu donanmada kara savaşına destek verecek. Devam. Hala saldırılarımızın tamamı başarılı ilerliyor. Çok güzel. Artık sen de destek vermeye başlayabilirsin. Çok iyi. Evet, anlaşılan o ki artık Memlüklerin bir gücü kalmadı. Özellikle savaşın başında şu hatta yaptığı savunma, Gaziantep hattında yaptığı savunma Memlük devletinin ordusunu gerçekten çok zora soktu. Ve şu anda o zora sokuşun sancılarını yaşıyor Memlük Devleti. Şu anda 1 sene 4 ay içerisinde Memlük'ün %52'sini elimize geçirmeyi başardık. Çok iyi, efsanevi bir ilerleyiş gerçekten. Efsanevi bir ilerleyiş yani. Harbiden ben şahsen kendi yaptığımız savaşa düştüm. Harbiden kendi yaptığımız savaşa düştüm abi. Şöyle yapalım, sen buraya devam et. Aynen öyle.
Bu bölge daha önemli çünkü. Hicaz'ı zaten kolayca alırız. 1-2-3-4 tane falan toprak var. Ama önemli olan Mısır tarafları. Memlük'ün asıl gücünün olduğu taraf da zaten Mısır tarafları. O yüzden bu bölgeye daha fazla ordu yerleştirmeye çalışalım. Artık sen de bence çıkarmaya destek verebilirsin. Said Limanı'na çıkarma atsın. Aleksandriye'ye de İskenderiye'ye de geliyoruz yavaş yavaş. Videomuzda artık 20 dakikayı geçmiş. Bu da artık son tur olsun. Memlüklerle yaptığımız Ridaniye Savaşı'nda barış antlaşması artık bir sonraki bölüme kalacak. İki taraftan birden kuşattık bu bölümde Memlükleri ve gerçekten kuşatmamız son derece başarılı oldu. Benim gerçekten bayağı zevk aldığım bir video oldu. Umarım sizler de zevk almışsınızdır dostlar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve serinin devamını istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. Aynı zamanda açıklamadaki linklerden Kerem'li İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. ageofstorytürkiye.com forumu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.